aşağı yukarı 2 haftalık bir dönem içerisinde vakaların hızlı bir şekilde arttığını gözlemliyoruz Türkiye'de. Aslında 1 Mart'tan itibaren normalleşme ile birlikte eş zamanda olması tabii ki vakaların artması, ileriki günlerde de artmasına sebep olabilecek bir etki olarak düşünüyorum. Gerçi bugünkü artışlar, yani son dönemde gördüğümüz artışlar henüz normalleşmenin etkisi değil. Görmedik daha değil mi? Normalleşmenin etkisini görebilmiş değiliz henüz. Değiliz. Yani evet. Zaman olarak vakalara yansıması pek beklenen bir şey olmadığını düşünüyorum. Fakat bu vakaların artışı bütün Avrupa'da yaşanan ve mutasyon geçirmiş ve bulaşıcılığı daha yükselmiş olan virüsün Türkiye'de de etkisinin hissedilmesi olduğunu tahmin ediyoruz. Tabii normalleşme bu artışı körükleyecektir. Dolayısıyla iller bazında tedbirlerin bu durum göz önünde bulundurularak çok sıkı şekilde kontrol edilmesi ve uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Evet, şimdi siz yazılımcısınız. Yani o yüzden bu işin hesabını bizden çok daha iyi yapabiliyorsunuz. Daha iyi öngörebiliyorsunuz. Risk haritalarına bakıyoruz. Şimdi son risk haritasına bir hafta kaldı ve hafta sonundaki manzaralara da bakıldığında cumartesi sokaklar doluydu yani. Pazarda akşam 5'e kadar insanlar işte alışveriş, ekmek alacağım, evde bir eksiğim var bahanesiyle dışarıdalardı ve yürüyüştelerdi hatta. Hafta sonundaki manzaralara bakıldığında mesela nereler kırmızıya girer? Mesela İstanbul için de söylersiniz, diğer iller için de söylersiniz risk noktası. Sağlık Bakanlığı bir aydır her hafta illerdeki vaka yoğunluğunu açıklıyor. Aslında bu bizim salgının başından bugüne kadar, yani bir yıl sürede göremediğimiz bir resmi çok güzel bir şekilde, çok detaylı bir şekilde görebilmemizi sağladı. Burada gördük ki yani Türkiye'nin genel ortalamasından çok daha yüksekte olan vaka yoğunluğu açısından illerimiz var ve yine Türkiye'nin genel ortalamasından çok daha düşük olan, neredeyse salgının etkilerinin hiç hissedilmediği illerimiz var. Dolayısıyla tedbirlerin bu yeni açıklanan il bazındaki vaka yoğunluğuna göre alınması ve uygulanması son derece olumlu diye düşünüyorum. Bu 4 hafta içerisinde, geçtiğimiz 4 hafta içerisinde vaka yoğunluklarının büyük ölçüde genel olarak arttığını gözlemledik. Yani en son hafta Türkiye nüfusunun 12 milyonu aşağı yukarı yüksek risk seviyesindeyken bu sayının bir hafta içerisinde 34 milyona kadar çıktığını, neredeyse Türkiye'nin yarısına kadar yüksek risk seviyesine geçtiğimizi görüyoruz. Eğer bu eğilim devam ederse bütün Türkiye'nin yüksek ve çok yüksek risk seviyesine geçmesi beklenebilir diye düşünüyorum. Genel olarak durumu bu şekilde yorumlayabilirim. Bir işin ülkeler kısmı var. Yani illerin risk haritası belirleniyor işte bir şekilde ve 100 binde 7 günlük vaka sayısı göz önünde bulunduruluyor. Ama bir de ülkeler içinde hesaplanıyor sanırım. Siz hesaplayabildiniz mi? Yani ülkeler içinde bakıldığında o tablo bize neler söylüyor? Bir de ona değinirseniz. Tabii, memnuniyetle. Aslında 100 binde 7 günlük vaka sayısı bütün dünyanın üzerinde durduğu bir ölçüt. Özellikle Amerika'daki Halk Sağlığı Merkezi CDC, Avrupa'daki bu konuyu yürüten otoriteler alacakları tedbirleri 100 binde 7 günlük vaka sayısına bakarak alıyorlar. Veya sadece onu olmasa bile en önemli kriterlerinden biri oluyor. Hal böyle olunca bizim Türkiye'de de artık bu sayının ne anlama geldiği halk tarafından anlaşılmaya başlanınca ben bu sayı açısından Türkiye ve diğer ülkeleri karşılaştıran bir görsel hazırladım. Bu görsel çok yeni tarihli, yani dün tarihiyle paylaşılmış bir görsel. Hatta dün gelen bilgileri de bugün ekledim, yine Twitter hesabından paylaştım. Bir miktar daha durumun kötüleştiğini görebiliyoruz. Ben biraz bu grafiği yorumlamak istiyorum. Burada gördüğünüz gibi şekiller ülkeleri temsil ediyor. Bu şekillerin değişik boylarda olmasının nedeni nüfuslarına bağlı. Yani daha kalabalık ülkeler daha büyük, daha az kalabalık olan ülkeler daha küçük boyutta temsil edilmiş burada. Ülkelerin renkleri de bizim iller için alıştığımız yüksek, çok yüksek risk seviyelerine göre renklendirilmiş. Yani burada turuncu olarak gördüğümüz ülkeler
yüksek risk seviyesinde, kırmızı olarak gördüğümüz ülkelerde çok yüksek risk seviyesinde yer alıyor. Tabii evet. Ne kadar sağda ise bu ülkeler, yani burada Sırbistan'ı en sağda görüyoruz. Vaka yoğunluğu o derece yüksek. Yani bu kırmızı ülkelerin hepsi çok yüksek risk seviyesinde ama Sırbistan hepsinden daha yüksek seviyede gözüküyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman yüksek ve çok yüksek risk seviyesinin ortasındaki sınırda. Yani eğer vaka artışları bu şekilde devam ederse evet. Önümüzdeki birkaç gün içinde Türkiye'yi de Türkiye genel ortalamasının da çok yüksek risk seviyesine çıkacağını görebiliyoruz. Yine kısıtlamalar bizi bekliyor o zaman. Yine o kapanma bizi bekliyor anladığım kadarıyla. Bunu öngörebiliyoruz evet. Zaten. Gidişat onu gösteriyor ne yazık ki. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı? Tabii. Burada sadece içinde bulunduğumuz risk seviyesi ve vaka yoğunluğu değil, önemli ölçütlerden bir tanesi de haftadan haftaya, günden güne vakaların ne yöne gittiği. Eğer yüksek bir seviyedeysek ve vakalar azalıyorsa, mutasyon var bir de tabii, onun da etkisi. Evet, o daha iyi bir gösterge ama bizim evet. durumumuz hem çok yüksek risk seviyesindeyiz hem de daha kötüye gidiyor.